Sukuna ölmeden önce ardında bir botçi referansı bıraktı ve slime'a dönüşerek hayatını kaybetti. Ölmesi beklediğim bir şeydi. Sonuçta 45 bölümdür tüm dünya Sukuna'yı öldürmeye çalışıyor. Fakat bu kadar sönük bir ölüm olmasını gerçekten beklemiyordum. Itadori'nin de onca şeyden sonra ölmüş Sukuna'ya gel bırak bu işleri girişime beraber yaşayalım demesi de gerçekten tatsız olmuş. Hem Shibuya olayı hem de Gojo'nun ölümünden sorumlu Sukuna'ya gerçekten merhamet mi gösteriyorsun? Bence bu sönüklüğün en büyük sebeplerinden bir tanesi Sukuna hakkında neredeyse hiçbir şey bilmememiz. Evet hayatı hakkında birkaç şey söylemişti. Lanet olarak da oğlum terk edildim vesaire diye ama serinin ana kötü adamı dediğimiz kişi için yeterli bir bilgi değildi bu. Şimdi serinin final vermesine 3 chapter kaldı, 271. chapter final bölümü olacak, 268'de gördüklerimize dayanarak çok büyük bir pilot twist beklediğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Nobara'nın geri dönmesi, Megumi'nin Sukuna'dan kurtulması derken ana üçlü toplandı ve Gojo'nun arkasında bıraktığı mektuplarda dönmeyeceğinin bir işaretini verdi gibi. Ama kesin olarak dönemez diyemem çünkü ikinci sezonda Kenjaku Geto'nun vücuduna karşı geldiğinde beden ruhtur, ruhta beden, ruhu beden bedenden ayıramazsın anlamında bir şey söylemişti. Buna dayanarak Yuta'nın hem ruhunu hem de beynini kendi vücuduna aktardıklarında Gojo'nun hayatta kalma şansı var gibi duruyor. Bu olaylar zaten Lego'ya döndü. Sürekli çıkartak beden değiştirebiliyorlar. Hiçbir şey imkansız diyemiyorum o yüzden. Bir chapter sonra Gojo'nun şu şekilde dirildiğini görsem şaşırmazdım. <gülüyor> <gülüyor> Sukuna'nın öldüğü bir senaryoda Gojo'nun geri dönüş amacı anca daha mutlu son yapmak içindir. Onun dışında geri dönmesinin pek gerekli olduğunu düşünmüyorum. Sukuna'ya gelirsek bu saatten sonraki vakitte ister 50 chapter boyunca flashback ile Sukuna'nın geçmişini anlatmaya çalışsın benim için pek bir şey fark etmiyor. Ölen birinin geçmişinin kimsenin umrunda olacağını sanmıyorum. Bence bu Sukuna'yı tanıtma kısmını Gojo fight'ının öncesine saklaması lazımdı. Eğer bu kadar büyük bir fight yapıyorsan iki tarafı da tanımamız ve amaçlarını bilmemiz gerekiyor. Gojo vs Sukuna fight'ından önce hem iyilerin hem de kötülerin amaçları haklı sebeplerle açıklansaydı fandom ikiye bölünüp tartışır ve taraf tutabilirdi. Ayrıca böyle yaparak kötülerin kazandığı bir sonunda altyapısı hazırlanmış olurdu fakat böyle bir hikayede hakkında hiçbir şey bilmediğimiz kişilerin kazanması saçma olacağından ne olursa olsun bu hikayede iyiler kazanacak. İkinci sezonu bitirdikten sonra hikaye açısından gerçekten büyük beklentilerle mangasına başlamıştım ama gerçekten hayal kırıklığıydı. Ana hikaye bir kenara aslında çok da önemli olmayan karakterlerin üzerine gereğinden fazla düşülmesi de ayrı bir hayal kırıklığı. Seriye bir anda giren avukat ve komedinin bile tüm hayat hikayesini öğrendiğimiz halde Sukuna ve Urama hakkında hiçbir bilgimiz yok neredeyse. Başlarda bunların gizemli olması mantıklı diyebiliriz fakat finale geldik. Az da olsa bilgi sahibi olmamız gerekiyordu bence. Elinde Nobara gibi bir karakter varken sen bunu animenin finaline kadar getirmeyip yalandan bir son vuruş ve mutlu son için mi getiriyorsun cidden? O ana kadar hiç izlemediğimiz avukat ve komedyen gibi karakterlerin hayat hikayesini anlatacağına bıraksaydın da Nobara'yı izleseydik keşke. Yani karakterin ölümü bile o kadar saçmaydı ki geri dönmesi hakkında hiçbir şey konuşamıyorum açıkçası. Hakari ve Kirara meselesine hiç girmiyorum bile. O kadar üzerine düşünülüp önemliymiş gibi gösterilen karakter bildiğin kayboldu. Kaç chapter oldu suratını görmedik karakterin. Bunun üzerine bayağı mimi de döndü aslında. Hakari'den ziyade yanındaki Kirara için bu kadar fazla vakit ayrılması beni daha çok sinir etti. Neredeyse bir buçuk chapter boyunca bu karakterin gücünün açıklamasını anlatmaya çalışıyordu Gege. Bunu okuduğumda galiba ileride işimize yarayacak diye anlamaya çalışıyordum ama fight sonunda ne bir yararını gördük ne de bir fightını gördük. Oturup televizyon izlemekten başka bir şey yapmadı seri boyunca. Bu arada bu karakter erkek. Final konusuna gelecek olursak benim çok bir beklentim yok açıkçası. Getirirse Gojo'yu getirir, onun dışında çok büyük bir olay olacağını zannetmiyorum. Hikaye açısından hayal kırıklığına uğradım fakat adaptasyon konusunda beni bayağı doyuracağından eminim. Sonuçta bir Battle Shonen ve ikinci sezondan sonra Kalın Game Arc ve Shinjuku Showdown Arc işlenecek. Bu arkında %80'i fightlardan oluşuyor. Mangada çok kısa süren ve direkt atladığımız fightları animede başka bir seviyeye çıkarabilirler. Aynı Sukuna vs. Mahogoro fightında olduğu gibi. Allah'tan Chainsaw Man var. Şu an gerçekten güzel devam ediyor. Güncele gelmedi bir an önce okuyun derim. Kita seviye katılı olan GRT Studio ve diğer katılıyıcı olan herkese sonsuz teşekkürler. Üzerine gerçekten çok uğraştığım büyük Demon Slayer incelemesini izleyebilir veya izleyecek anime arıyorsan 2024 bar animeleri videoma göz atabilirsin. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz bir abone riye ettim bence. Hadi ben kaçtım.